geldiniz. Gönlüm isterdi ki karşınıza daha güzel şeylerle bir kez daha çıkabilmek ama maalesef buna bir türlü kısmet olmuyor. Çok uzatmadan sözlerimi, öncelikle yaşanan bu vahşet hiçbir şekilde açıklanamaz. Sapasağlam bıraktığım hayvanların ne hale geldiklerini görmek beni çok sarstı. Herkesin merakla beklediği gerçekleri kendilerine yediremeyip adına komplo dedikleri bu olaydan giriş yapmak istiyorum. 24 Mart günü canlı yayınlanan ve akabinde çok tepkilere maruz kalan, sonra da kaldırılan yayını hepiniz izlediniz. Kendi dediklerine kendileri de inanmadı. Bir insanı baskılarla ve zorla kağıttan okutarak ne hale getirildiğini de izlediniz. Kimin ne olduğunu orada yaşanan gerçekte vahim bir durum vardı. Koca koca insanlar memlekete hizmet etmek yerine işini gücünü bırakmış, inci tanesi gibi dizilmiş, kendilerince mahkeme kurmuş, adımı hiç çekinmeden kullanarak kaba tabirle bana atıp tutuyorlar. Keşke beni de oraya çağırarak yüzleşme cesaretini bulsalardı kendilerinden. Sandılar ki tamam biz suçluyu yakaladık. Herkes bizi alkışlayacak. Lakin umduklarını bulamadılar. Üzülerek izledim. Kendilerini düşürmüş oldukları duruma çok üzüldüm. Kozanın adını zavallı hayvanlara yaşattıkları vahşet değil, işte bu canlı yayında yaşananlar kirletmişti. Ben Kozan'ın adını kirletecek olsaydım, Kozan'da onca hayvana tecavüz edenleri yakalayıp, bugün hayvana yarın çocuğa olmasın diye kimseden korkmadan mahkeme salonlarına basında sızdırmadan tek başıma gezecektim. Siz kendi itibarınızı kendi ellerinizle zedelediniz. İşi siyasete sizler döktünüz. Oysa ki barınakta yaşanan bu elim olay üzerine kamuoyundan bir özür dileselerdi, samimi bir davranışı sergileselerdi, ortalık o dakika durulurdu. Neyse ben geleyim asıl meseleye. 24 Mart canlı yayında herkesin izlemiş olduğu videoda bu görüntülerin 15-20 gün önce yani 9 Mart günü çekildiğini iddia edenler Nevra oraya iki kişi gönderdi. Israrla isim vererek biri Halil Çiftçi, diğerinin ise ismini bilmediklerinin bir bayan olduğunu iddia edenler daha sonra ifade değiştirip bu iki kişiyi çuvalla köpek ölüleri gönderdim, bölme içine girdirip köpek ölülerini oraya beni koydurup bir de üstüne video çekip basına servis ettiğimi iddia edenler keşke bu kadar vicdanları yoksa olmasın. Bu video 19 Mart günü sabah çekilmiş ve aynı gün bana ve derneklere bizzat Aytaş tarafından gönderilmiştir. Her iki telefonumuzu da benim ve Aytaç'ın da teknik olarak incelenmesini talep edip Aytaç'ın o videoyu bana kendisini gönderdi ispatlamak için savcılığa başvuracağımı bildirmek isterim ve sizlere de göstermek isterim. Biz alırız. Biz o bildiğimiz görüntü sen de aldın tabii. Bizzat Aytaş tarafından bana ve derneklere gönderilmiştir. Köpeğin yediği görüntüler bizzat Aytaş tarafından bana ve derneklere gönderilmiştir. Evet. Akabinde 23 Mart'ta dernekler olaya el koymuştur. Ve ben de üstüme düşen görevi arkadaşlarıma ve çevreme harekete geçirerek yapmışımdır. Lakin şurada bir olaya açıklık getirmek istiyorum. Aytaç'ın bana gönderdiği ham gerçek videoda konuşma yoktu. Ve Aytaç'ın çizmeleri de orada görünüyordu. Lakin yayına düşen videoya bir kadın sesi eklenmiş. Yayınlanan ve yüzlerce elden ele dağılan videoların altında görevliyi korumak istedikleri ses eklendiğini yazanları okumuştum. Tahminimde de yanılmamışım. Aytaç'ı bu videodan uzak tutmaya çalışmışlar. O videonun sesiyle isterse küfür olsun, isterse şarkı olsun, isterse ses olsun, ortada bir gerçek var. O hayvanlar açlıktan birbirini yedi. Yani anlayacağınız ortada ne bir çuval var, ne çuvalla gelen Halil Çiftçi ve bir kadın var, ne ben varım, ne çuval içinde bölmeye konulmuş, yedirtilmiş köpek ölüleri var. Yani ortada tek bir gerçek var. O da kaldırdıkları korku filmi gibi bir canlı yayın. Bana kurulan komplo, vicdanı susmayan bir genç, her gün açlıktan birbirini yiyen hayvanlar ve Tarım Orman Bakanlığı'ndan yedikleri cezadır. Ortada hayvanları düşünen kimse yok. Ortada onca kişinin oraya birikip acaba Nevra'yı biz buradan nasıl kurabiliriz çabasına girmiş insanlardır. Herkesin ağzında bir Nevra. Ben neymişim be? Ben neymişim?
yapmış. Bu kadar mı korktunuz benden? Yaşınıza başınıza makamınıza hiç yakışıyor mu böyle oyunlar? Ben bir kadınım, kadın. Onca erkekler olmuş benimle uğraşıyor. Utanmıyor musunuz? Bir belediye düşünün, memleketine hizmet etmeyi bırakmış, aylardır savunmasız bir kadınla uğraşıyor. Bütün koltuk sahipleri bir araya gelmiş, tabiri caizse biz Nevra'yı ve hayvanlarını nasıl yok ederiz diye planlar yapıyorlar. Siz beni değil kendinizi rezil ediyorsunuz. Bu kozan yıllarca geceleri sokaktan köpekleri tüfekle öldürtenin kim olduğunu da çok iyi biliyor. Nevra'nın kim olduğunu da çok iyi biliyor. Hiçbir gün ben hayvanlarımın elinden tutmam, hiçbir güç beni hayvanlarım elimden tutmama engel olamaz. Ancak benim önlem gerekli. Aytaç olayından da biraz bahsedeyim size. Evet, biz Aytaç'la konuşuyorduk. Ağzımdan hayır konuşmuyorduk çıkmışçasına ortalığa yazı yazarak sanırım bir alkış bekliyorlardı. Bunu herkes biliyor zaten Aytaç'la konuştuğumu. Ben dayanamıyorum abla diye çok ağlardı o çocuk. Sırf ona zarar gelmesin diye bazı şeyleri gizli tutarak barınan kötü gidişatını ben bugün bana cephe alan videodaki insanların makamlarına haber etmeleri için çok insanlar gönderdim. Sorumlu yardımcıyı çok aradım. Çok haber gönderttim. Hiçbir gün telefonlarıma cevap vermediler. En son bu olaydan 3 gün önce tekrar aradım. Açmadı, dönmedi. Kısacası kimse önemsemedi. Beni barınağa almıyorlar. Kamuya ait açık bir yerde yasak koyuyorlar. Sırf benim arkadaşım diye barınağa alınmayıp elinde yemeğiyle geri dönen insanlar oluyor. Sırf benim arkadaşım götürdü diye gönderdiği yardımları kabul etmiyorlar. Sırf ben insanları oraya gönderiyorum diye köpek sahiplendirmesi yapmıyorlar. Ben hiçbir gün elimde olan hiçbir şeyleri paylaşmadım. Bağrıma taşı basıp o barınağı düzeltmek için dışarıdan çok uğraştım. Derdim işe geri girmek olsaydı ben o işten hiç çıkmamış, şu anda hakkımda fütursuzca yazı yazanlar gibi bugün maaşımı alıp evimde oturuyor olurdum. Birkaç edep, haya, ar konusunda uzak kalmış insanlar harici emekçilere kızmıyorum. Ekmekleri derdindeler. Ama iftira en büyük günahlardan biridir. Ben bugün işten çıkarıldıysam kimseye boyun eğmediğim içindir. Kimseye o hayvanları ezdirtmediğim içindir. Önce barınağı boşaltmak için Ceyhan'a barınaktaki köpekler atma emredildi, yapmadım. Akabinde de haberim olmadan gece barınağa götürüyoruz adı altında. Sokaklardan sahipli sahipsiz ne kadar köpek varsa toplanıp yok edildi. Doğruyu ve vicdanı savunduğum için onca baskıya rağmen susmadığım için de işimden edildi. Aytaç vicdanı ağır basmış bir durumda artık. Videoda açlıktan birbirini yediklerini vicdanen rahatsız olduğunu açıkça söylüyordu zaten. Anlattıkları hep hayvanları aç bıraktıklarıydı. Sürekli köpeklere dövüyorlarmış. Benden kalan mamaları vermiyorlarmış. Migros'tan gelen yiyecekleri günlerce dışarıda bekletip hayvanlara vermeden dere kenarına attıklarını, veterinerin barınağa haftada bir geldiğini, hasta hayvanların hiçbir tedavisi yapılmadan ölüme terk edildiğini, barınakta benden kalan yüzlerce ilaç varken veteriner hekimin bir tane bile tedavi yapmadığını, kısırlaştırdığı hayvanlara kısırlaştığı gün harici antibiyotik yapmadığını ve en can alıcısı da barınak sorumlusunun uyutmak için iğne yaptığını ve Aytaç'ın nefes alan köpekleri zorla gömdürdüğünü anlatıyordu Aytaç. Nefes alan köpekleri gömüyorlarmış. Her gün sabah işe geldiğinde 3-5 parçalanmış ceset gömdüğünü anlatırdı. İşten atarlarsa atsınlar abla, yardım et artık diye isyan ediyordu çocuk. Bunu bir tek bana değil birçok kişiye söylüyordu. Şahit isterseniz çıkartırım. Çocuğun psikolojisi allak bullak olmuş ceset gömmekten. Her beden bunu kaldıramaz. Bunu ne o hayvanlara ne de bu çocuğa yaşatmaya kimin hakkı vardı? Derhal o barınaktaki hayvan düşmanlarını almalılar orada. Benim emek emek baktığım hayvanlarımın canını aldılar. O hayvanlar bugüne kadar birbirlerini yiyerek hayatta kalmışlar o barınakta. Birbirlerini yiyerek hayatta kalmışlar o barınakta. Neden benden kalan mamalar verilmedi? Ne için sakladınız? Aytaç'la aramızda bağ adı altında çirkince kullandıkları şeyler kulağıma geliyor. Diyenleri buradan uyarıyorum. Sizin ananız, bacınız, kızınız yok mu? Yok mu? Aytaç için diyebileceğim tek şey var. Tanıyabildiğim kadarıyla vicdanlı, mert bir dürüst çocuk. Kimseden korkmasın. Çıksın konuşsun her şeyi. Çık konuş Aytaç. Kimseden korkma. Gelelim rant konusuna. Bizi bizzat belediye başkanı o barınak Nevra'sız dönmez. Nevra olmazsa biz hayvanlara bir şey alamayız.
kasayı boşaltmışlar deyip beni orada tutmaya çalışırken şimdi ne oldu? Ben gittikten sonra mama ilaç yardımları kesildikten sonra neden hırçınlaştılar? Kendi döneminde gönüllü çalışırken de barınağa 5 kuruş harcamayıp benim bulduğum yardımlarla o hayvanlar doyarken neredeydiler? Kozan Belediyesi Sayın Meclis üyelerimden bir istirhamım var. Belediye bütçesinin son 7 yılını araştırmalarını istiyorum. Son 7'ye çok derlerse 2 yıl olsun. 2'ye de çok derlerse benim işten çıkarıldığım günün 1 yılı olsun. 1 yıl öncesine. O barınağa belediye tarafından bir tane ilaç, bir tane mama, bir tane veteriner hekim tedavi, bir süt alınmış fatura çıkarırlarsa koca kozan suratıma tükürsün. Saçımı sarı boyasından, evimdeki 2 sokak köpeğimden başka bir şeyim yok. Kılık kıyafetim her zaman zaten ortadadır. Sosyal hayatım yok. Rant dedikleri bağış ve yardımlarla, maaşımla, arkadaşlarımla bugünlere kadar geldim. Var mı? 9 senedir. Var mı? Ben Nevra'ya hayvanlar için para gönderdim. O da 7 diyecek bir tane insan ya da bir tane şikayet. Buyursun vekalet vereyim belediyeye. Derneğimi, mal varlığımı, evimi, hesaplarımı, akıllarına ne geliyorsa incelesin belediye. Vekalet vermeye hazırım ben onlara. Buyursunlar incelesinler. Evimin içini de. Çekinmesinler. Şüphesi olan ispatlayacak. Savcılığımız orada. Hakkımda şikayette bulunacak. 6 aydır arkamdan böyle konuşmayacak ve de konuşturtmayacak. Ben 35 milyar borçluyum. Anam 50 milyar borçlu. Salak mıydım ben yiyorsam bu borçları ödemeyi? Ha? Bakın, barınak yönetimi nedir bilmeyen, barınak düzeni nedir bilmeyen, ölme düzeni bilmeyen, hayvan refahı psikolojisini anlamayan, 5199'dan bir tane kanun maddesi bilmeyen, vicdandan yoksun insanlara barınakta sorumluluk verirseniz olacağı buydu. Ben sosyal medyamda, bizim zamanımızda hiçbir canlı orada ne açlıktan öldü ne de açlıktan birbirini yemiştir. Ben sosyal medyamdan ölüyü de paylaşırdım, diriyi de paylaşırdım. Orası barınak. Elbette ölümler olacak. Ama hiçbir gün benim varlığımda orada bir hayvan açlıktan birbirini yememiştir. Aç kalmamıştır. Dilendim, buldum, buluşturdum. Ben onları gene doyurdum. Ama bu zulmü biz onlara hiç yaşatmadık. Herkes şunu iyi bilsin. Bunca ay sessizce nefesim hep ensesindeydi o barınağın. Onca emeğim olan hayvanlarımı ne hale gelmiş bir deri bir kemik. Bunlar da mı yalan? Herkes gözüyle gördü oranın içler acısı durumunu. Şimdi açıkça söylüyorum. Bir daha böyle zulmü o barınaktaki hayvanlara reva görürseniz bunu kanıtlamak için alenen kendim otellerden atlarım, otelleri yırtarım, çekerim, ben ifşa ederim. O hayvanlara layık oldukları şekilde bakacaksınız. Buna mecbursunuz. Ve oraya merhametli insanları koyun. Görüntüler ortaya çıkınca ne oldu? Bakın hayvanların karnı doydu. Yemek yiyorlar. Tertemiz. Mis gibi bakılıyorlar. Kötü mü oldu? Ha? Kötü mü oldu? Aylardır bana yapılan her şeye sustum. Namusuma kadar dil uzattılar. Ellerinde hiçbir kanıt yokken hırsız dediler, rantçı dediler, derneğime laf ettiler. Kimseye zararımız olmayacak. Köyün dışında eski bir harabe çiftlik kiraladık. Arkadaşlarımla beraber. Barınaktaki muhtaçları alıp, sokaklardaki muhtaçları alıp burada bakmak için. Dernek üyelerim, dostlarım ve Kozan'daki iş adamlarımızla ayağa kaldıracaktık burayı. Yapacak olduğumuz yeri durdurmak için her türlü çirkinlikleri yaptılar. Eşyalarımı çaldırttırdılar. Jandarmada dilekçem var. Kaçak inşaat yapıyor diye başka isimlerle denize düşen yılana sarılır misali, dernek paralarını yiyen elin dolandırıcısıyla CİMER'e şikayet ettirerek adamlar gönderttirdiler. Bu olayın ertesi günü bile geldiler. Köyü üzerime salmaya çalıştılar. Harçlarım yatırılmasına rağmen elektriğim verilmiyor. Şunu iyi bilsinler ki beni bunlarla bezdiremezsiniz. Bu memlekette kanun var. Bütün bana yaşatılan, bütün her şeyi bütün bakanlıklara yollayacağım. Yani konu bunların hayvan sevgisi falan değil. Benim derdim hayvan, onların derdi ben. Sizler de daha fazla vaktini almak istemiyorum değerli basınım.
Başta Sayın Milletvekilim Tamer Dağlı'ya ve telefonla da kendisiyle görüştük. Allah razı olsun. İlgilendi. Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'a, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'a, Adana AK Parti İl Başkanımız Mehmet Ay'a ve teşkilatına, Kozan MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı ve teşkilatına, Kozan AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Birgili ve teşkilatına, Kozan'ımın değerli basınına, haklarını savunan bütün derneklere, Sabah Gazetesi'ne, Show TV'ye, hayvansever tüm dostlarıma ve arkamızda duran tanıdık tanımadık tüm dostlara kendim ve hayvanlar adına çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu zulme susmadınız. Son 5 gündür sayenizde hayvanların karnı doyar oldu. Şimdi komplo diye ortalığa düşenlerden onurluca istifa edecek bir insan evladı var mı o koltukta? Pırıl pırıl bıraktığım hayvanlarımın canını aldılar. Kalanlar da ne hale gelmiş herkes görüyor zaten. Ben sizleri önce Allah'a sonra adalete teslim ediyorum. Bana kendi dilleriyle konuşayım. Komplo kuran baştan sona kim varsa haklarının hepsinde suç duyurusu bulundu. Onurları varsa istifa etsinler. Benim bir suçum varsa da ben cezamı çekmeye razıyım. Hayvanlarıma canım feda. Bir cinayeti ortaya çıkartmanın da suçu zaten yoktur. Hiç kimsenin o hayvanları o hale düşürmeye de hakkı yoktur. Hiçbir gün susmadım ve bundan sonra da Allah ömür verdikçe susmayacağım. Ortada bir gerçek var. Bu hayvanlar oradaki bakıcılar tarafından bilerek aç bırakılarak bunca ay açlıktan birbirlerini yiyerek hayatta kaldılar. O barınakta şu anda hayvansever kimse yok. Sevgili Kozan halkı, bu görüntülerin bir daha yaşanmaması için o barınağa düzenli gidin, ne olur kontrol edin ve ettirin. En ufak yanlışlarında da bana bilgi verin. Sevgilerle Kozan Hayvanlar ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nevra Ünlü.